55. hadis. Ebu Said el Hudri anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikafa girmişti. Oradakilerin cehri olarak Kur'an okuduğunu işitince oradakilere perdeyi açtı ve şöyle dedi. Dikkat ediniz. Hepiniz Allah'a münacatta bulunuyorsunuz. Bir kısmınız bir kısmınıza eziyet etmesin bazınız diğerlerine Kur'an okurken veya namazdayken sesini yükseltmesin. Şimdi buradan bir kimse kendince çok edep çıkarır. Bir demek ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri itikafta itikafta ne yapılıyor? Allah'ı zikrediliyor ve namaz kılınıyor. İtikafın en önemli iki ibadeti vardır. Birisi zikirdir, birisi namazdır. O yüzden mesela bir kimse itikafa girse namazsız itikaf olmaz diye hüküm vardır. O kimse namaz kılmalı. Mesela kadınlar o muayyen zamanlarında o yüzden itikafa giremezler. Örnek. Şimdi namaz itikafın olmazsa olmaz ibadetleridir. E zikir de itikafın olmazsa olmaz ibadetleridir. Sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mescitte itikaftayken dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Dışarıda. Kur'an-ı Kerim okurlarken seslerini yükseltiyorlar. Kur'an-ı Kerim okurken sesleri yükseltince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri müdahalede bulunuyor diyor ki kiminiz Kur'an-ı Kerim okur kiminiz ne ibadet ediyorsa diğerlerini rahatsız etmesin. Bir kimse ibadet ederken bir başkasına eziyet etmesin. Şimdi bir bunda sesli zikir menedilmemiş.